Seyhan Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kesinlikle renklendirici, boya vesaire hiçbir şey katmadan bakın bu şekilde mükemmel bir rengi olan armut tatlısı tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Hemen öncelikle malzemeler listemize geçelim. Çok az malzemelerle yapıyorum. 4 adet Böyle evde duran fazla da tadı olmayan armutlarım vardı. Onları değerlendirmek istedim. Bir çay kaşığı tarçın. Bir kase böyle orta boy narın tümünü bir kaseye sıyırdım. Gördüğünüz gibi 8 yemek kaşığı olacak şekilde onu da bir kaseye koydum. Şeker. Şöyle suyumuz var. E, su miktarını yazacağım ben sizlere. E, 600 milimlik. Yani 3 su bardağı suyumuz var. Öncelikle yapım aşamasına armutların kabuğunu soymak ile başlıyorum. Orta kısmını vesaire de çıkartacağım. Orta kısmını çıkartmadan da böyle hani o haliyle direkt armut görüntüsü haliyle de bütün olarak hani armut tatlısı yapıyorlar. Ben zaten ilerleyen zamanlarda inşallah hani değişik versiyonlarında yapacağım. Ama ben e, bu sefer bakın gördüğünüz gibi orta kısımlarını çıkartıyorum, çekirdeklerini vesaire. Çekirdeklerini atmışım ama böyle hani e, ayva tatlısı yapar gibi de çekirdekleri çok ön planda değil açıkçası. Çok da önemli değil. Ayvanın çekirdekleri renk veriyor biliyorsunuz. Armudunkini de atmasanız olur. Yani kaynama aşamasında tencerenin içerisine koyabilirsiniz. Ben bir anda böyle hepsini de çöpe atmış bulundum. Bu şekilde 4 adet armudumuzu gördüğünüz gibi soyduk. Tabii ki evvelinde bir güzel yıkadık kabukları vesaire ile temizledik, arındırdık. Bakın bu şekilde kabuklarını çöpe atmadım. Ve tenceremizin alt kısmına koydum. Nar renk vermede gerçekten çok etkili oluyor. Elinizde nar yok ise vişne, Kompostu olabilir veya hazır marketten alabileceğiniz Vişne suyu olabilir O şekilde de yapabilirsiniz Şöyle ben kasemin içerisine bir yemek kaşığı olacak şekilde Şekerimi ayarladım 4 adet Tabii ki böyle fazla fazla koyuyorum gibi geliyor tatlı kaşığı var elimde O şekilde ben hani tatlı kaşığı ile koymaya çalışıyorum normalde dolu dolu bir yemek kaşığı olacak şekilde kasemi ayarladım. 4 adet armudumuz var ve ortadan ikiye kestiğimizde de 8 adet 8 yemek kaşığı şeker ayarlamış oldum ben. Tarçınları da serpiştirdim. Şekerlerini de üzerine koymuştum biliyorsunuz. Ve şekerlerini çok böyle dağıtmadan suyunu çok böyle şekerlerin üzerine koymadan ara kısmına doğru koyuyorum. Ve artık tabii ki her seferinde de kapağını kapatalım. Ocağın orta bölümünü aldım. Bakın bu şekilde kaynamaya başladı. Bu halini gösterdikten sonra e, aklıma narların hani e, armutların orta kısımlarına koymak geldi. Bakın bu şekilde orta kısımlarına koydum ki hani her tarafı e, renklensin. Armutların içi dışı altı üstü her tarafı böyle hani kırmızımsı hoş bir renk alsın ve çatal ile de tabii ki test yapıyorum. Alt kısımları böyle yumuşadığı zaman bakın bu şekilde ters çevirebilirsiniz kesinlikle. Hep aynı yönde pişmesin. Böyle ters çevirin ki altı üstü eşit bir şekilde pişsin. Artık koyulaşmaya da başlamıştı. Limon vesaire sıkmıyorum. isterseniz sizler biraz da limon sıkabilirsiniz. Şer, şerbetinin böyle hani şekerleşmemesi için böyle bakın artık ocağı kapatmıştım bu şekilde ters bekletiyorum ki hani çünkü çevirdiğimiz zaman o kısımları üste gelecek ve daha böyle kırmızı olsun şimdi üzerinin böyle kaymak tadında şekersiz bir krem şanti var bir su bardağı süt ile bir paket dediğim gibi şekersiz kaymak tadında krem şanti kullanıyorum ben sizler diliyorsanız hani bu şekilde bir e, şantiniz yok ise normal bir paket şekerli krem şanti de kullanabilirsiniz. Ama böyle e, bu tarz tatlılara şekersiz olan veya hatta mümkünse gerçek kaymak kullanabilirsiniz. E, bu tarz şekersiz kaymaklar çok güzel yakışıyor. Ben e, kaymak tadına yakın dediğim gibi kaymaksız şanti kullandım. Bakın bu şekilde mükemmel gerçekten mükemmel rengine ben hayran kaldım ki renginden de ziyade tadına ben zaten hani yaptıklarımı e, görselinden ziyade lezzetlerini ben e, çok beğenerekten sizlere o şekilde paylaşıyorum ve e, dondurma kepçesiyle şöyle e, orta kısmına artık tabii ki servis tabağına almıştım gördüğünüz gibi bu şekilde bir şekil yaptım artık hani orta kısmına ve e, Armutların hani göbek kısmına o dondurma kepçesiyle koyamadım. Artık başka bir kepçe ile çok da hani şekil vermeye çalıştım ama tam olmadı. Sizler böyle hani duy kalıbı ile tırtıtı güzel şekiller verebilirsiniz. Ve tencerenin dibinde biraz kalmıştı. Onları da döktüm. Dökerken kamera açısını kapatmış. Dökme aşamasını sizlere göstermedim. Bakın bu şekilde kaymakların üzerine de şöyle kalan suyunu döktüm mükemmel oluyor gerçekten mükemmel oluyor çok yakından gösteriyorum ki yani orijinal rengiyle bu şekilde kesinlikle boyasız katkısız harika bir armut tatlısı yapmış oldum İnşallah sizler de beğenirsiniz yaparsınız bu tarifimi nar varsa kesinlikle koyun diyorum nar yoksa vişne suyu veya işte vişnenin kendisinde direk tencerenin altına koyup hani o şekilde kaynatabilirsiniz. Gerçekten harika renk veriyor. İşte ben böyle afiyetlice yerken inşallah sizler de yapar, beğenirsiniz videomu. Lezzeti hoşunuza gider. Bana destek amaçlı videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bu lezzetli tarif daha çok kişiye sizlerin sayesinde ulaşsın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum videomla ilgili. Görüş ve düşüncelerinizi sormak isteklerinizi kesinlikle sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizlerden ricam emeğe saygı için bunlar gerçekten önemli. Like atalım abone olalım daha önemlisi. Hoşçakalın.